Herkese merhabalar. Bugünkü programımızda bağlanmayla ilgili yaşanan sorunlardan bahsedeceğiz. Özellikle ilişkilerde yakınlaşıp uzaklaşanlar, ne kadar yatırım yapacağına karar veremeyenler ya da tutarsız davranışlarıyla sizi zor durumda bırakan partnerler, sizi bazen çok yanında isteyip bazen de hiç istemeyen arkadaşlar ya da bir işe başlıyorsunuz, o işi kaybetme korkusu, bu tarz sorunlarla ilgili zaman zaman zorluklar yaşıyorsanız ve karşınıza çıkıyorsa bağlanmayla ilgili bazı sorunlar olabilir. Bağlanma psikolojik bağışıklık sistemidir. Psikolojik bağışıklık sistemimiz erken dönemde ebeveynlerimizle kurulan güvenli ve tutarlı sürekli ilişkiyle oluşur. Eğer psikolojik bağışıklık sistemimiz sağlıklı bir şekilde gelişmediyse her an sevdiklerimizin bizi terk edeceğini, onun olası bütün davranışlarını ayrılığa yorabileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Ya da sürekli biz ayrılmak için tetikte oluruz. Sürekli ayrılmak isteyebiliriz, problemler çıkartabiliriz. Her ilişkide sorun yaşandığında ya da küçük bir problem oluştuğunda aklınıza gelen ilk şey kopmaysa ya da kopukluk hissiyse buralara dikkat etmek gerekiyor değerli dostlar. Şimdi az önce dedim ki bağlanma psikolojik bağışıklık sistemi. Psikolojik bağışıklık sistemimizin yeteri kadar iyi olmadığını nasıl anlayabiliriz? Örnek veriyorum, bir arkadaşınızla tartıştınız. Bir sorun yaşadınız. O an kendinizi yeterince ifade edemediniz. Akşam eve gittiniz. Keşke şunu söyleseydim, keşke bunu söyleseydim gibi. Peki ne oldu da o an söyleyemedim? Neden kendimi ifade edemedim? Belki de kaybetme korkusu devreye girmiş olabilir. Ya da partnerinizle bir tartışma yaşadınız. O an hemen sizi bırakacağından korktunuz. Kendinizi, duygularınızı ifade etmeden, kızgın olduğunuz şeyleri ifade etmeden tamam dediniz, boyun eğdiniz. Buralarda eğer bu tarz davranışlar varsa bir bağlanma probleminden bahsetmek mümkün. Özellikle biz duygularımızı ifade etmiyorsak ya da karşımızdaki kişi bunu yapmıyorsa, duygusal ifadede zorluklar varsa. Peki bunu nasıl anlayabiliriz? Kızgınlığını söylemiyorsa, sevgisini ifade etmekte, iltifat etmekte, iyi şeyleri paylaşmada da zorluk varsa. Buralarda artık biraz düşünmek gerekir. Peki neden bunu yapmayız? Çoğu insan duygularını göstermenin, duygularını ifade etmenin zayıflık olduğunu düşünür. Ya da duygularını başkasıyla paylaşmanın başkaları tarafından kullanılacağına dair bir inanca sahip olabilir. Bunun nedeni de belki de onun duygularına tanıklık etmeyen, zamanda onun duygularını kötüye kullanan bir ebeveyn ya da bir bakım verici olabilir. Şimdi değerli dostlar, size soruyorum. Var mı duygularını ifade etmeyen? Kim duygularımı ifade etmem der? Ben duygularımı ifade etmeyi sevmiyorum. Var mı aranızda duygularını ifade etmeyen? Peki çok eden var mı? Herkese anlatıyorum böyle. Yok mu? Evet. Herkese değil ama karşımdaki insana belli etmem gerekiyorsa, hı-hı, sorduğu her şeye açık açık cevap veririm yani. Hani öyle duygularımı gizlemem. Tam tersine. Mesela onu çok sevdin. Çok iyi bir şey söylemek istiyorsun. Söyler misin? Söylerim canım. Söylersin. Aynen. Güzel. Bu sana nasıl hissettiriyor? Rahatlıyorum ya. Hani içimde bir dert yok, tasa yok. Hani söyledim, kurtuldum. Peki söylediğinde, ifade ettiğinde neyle karşılaşıyorsun genelde? Nasıl tepkiler oluyor? Bir kere oldu hocam şimdi öyle itiraf ettiğim. O da güzel başladı, kötü bitti. Peki arkadaşlıkta da bu olabilir. Arkadaşını översin, iyi ifadelerde bulunabilirsin. Ya da ona değer verdiğini söylersin. Arkadaşlarımızın gayet iyi o konu ya. Hani zaten birbirimize, herkes birbirine açık açık konuşur. Ve çoğu zaman biz zaten dalgayı vurduğumuz için... Çok sıkıntı olmuyor yani. Peki kızgın olduğumuzda ya da öfkeli olduğumuzda bunu ifade ediyor muyuz? Ya kızgın olduğumuzda da illaki ediyoruz. Çünkü her şeye dalgaya vurmak da olmuyor. Çünkü bir yerden sonra bazı şeyleri hani ciddiye bir şekilde aktarman gerekiyor bazı konularda. Rahatsız olduğun bir konuda. Çünkü bunu söylemediğin zaman arkası geliyor, durmuyor yani. Peki böyle ilişki yaşıyorsunuz, diyelim bir aşk ilişkisi sürdürüyorsunuz. Her şeyi çok söylemeyeyim, çok ifade etmeyeyim. İnsan bu. Şimdi farklı düşünür gibi düşündüğünüz oldu mu hiç? Bir anınız var mı böyle? İfade etmeyeyim şeklini hiç düşünmedim. Yani sevgilim de öyle düşünmediğini biliyorum. Her şey bana kötü de olsa, iyi de olsa söylüyor. Ben de o şekilde, iyi de kötü de olsa, yanlış bir şey görüyorsam ya da doğru bir şey oluyorsa destekliyorum ya da kötü olduğunu söylüyorum.
Peki böyle bazen ilişkilerde de şey oluyor, böyle partner bir uzak bir yakın davranabiliyor ya da kendini çok çekip bizden uzak durabiliyor. Arkadaşlar, anlatmak, çözmeye çalışmak saklamaktan daha kolaydır. Her gün saklarız ama bir kere çözeriz. Hani böyle belki bir ay iki ay zorlanırız ama sonrasında çözülür. Çünkü bir şeyi konuşmak, bir şeyi ortaya koymak, onun üzerine fikir yürütmek, onu anlamaya çalışmak onun etkisini azaltır. Ama saklamak her gün, her gün yeniden saklamayı gerektirir. Bugün nereye koysam, bugün duygularımı nereye koysam, bugün kırgınlığımı nereye koysam, en güzeli ortaya koymak değil mi? Lisede falan hiç biri sizden ayrılmadan ben ondan ayrılayım falan yapmadınız mı? Hani ne yapmıştın? Ya ilk kez 10. sınıfta sevgilim oldu benim. Çok utangaç bir çocuktum. Hani normal ilkokuldaki kız arkadaşlarım sene sonunda balo için dans teklif ettiklerine bile utanıp eve kaçıyordum. Bu derece utangaçım. 10. sınıfta da kuzenim zorla... falan. Ya o şekildeydim yani. 10. sınıfta da kuzenim hani zorla kendi sevgilisinin kuzenini bana ayarladı. Ama kızla hiçbir şekilde buluşmadım. Sonra kız uzaktan benden ayrıldı. Hani kızı gördüğümde kaçıyordum. Bu dereceydim. Sonra kız benden ayrıldı. Ben de hani ailemden uzakta... Ne oldu da bu kadar yüzsüzleştin? Her şeyi anlatabilecek hale geldin. Sonra o kız benden ayrılınca hani ben düşündüm ya ne yaptım kıza dedim. Hani sadece siz bir araya geldiniz mi ki? Bir kere buluştuk. Bir kere buluştunuz sonra ayrıldınız. Aynen. Ama güzel. Bir ay falan birlikte olmuştuk. Sadece mesajlaşıyorduk hani. O benden ayrılınca ben çok dert ettim. Sonra bir hırs yaptım. Hiç kızla bir araya gelmemişsin ki. Hiç kızla şey yapmamışsın. Öyle bir araya gelmeye çalışmamışsın ama değil mi? Ama ilk kez sevgilim olmuş ne bileyim. Hani hiçbir şey bilmiyorum. Nasıl yapılır? Bunun bir kitabı var mı değil mi? Ya hani hiç sıfırım. Yani sıfır kilometre fabrikadan çıkmış bir araba gibiydim yani. Ondan sonra kız benden ayrılınca... Kullandılar beni falan. şey yaptım yani. Bir gün içinde kızdan 5-6 kere ayrılıp barıştım. Sonra dedim ki yapabiliyormuşum. Ondan sonra bir açıldım. Yani öyle. Ayrılmak istiyorum dedin, ayrıldın, barışıyorsun falan. Yo, barışıyordum ya, buluştum da aynı zamanda. Hani yüz yüze falan yapmaya başladım bunu. Sonra baktım lan gayet güzel yapıyorum. O iyiymiş hani, götürelim falan. Bu işler güzelmiş falan. Sonra devamı geldi zaten. Şu an nasıl peki? Şu an mesela böyle birine gerçekten duygularını ifade etmede, yatırım yapmada zorlanıyor musun? Yok ya, duygularımı gerçekten hani tabii bu benim kendi fikrim, ne kadar doğrudur bilemem ama karşı tarafa gayet güzel aktardığımı düşünüyorum. Bir 3 yıldır falan da ama ilişki falan yapmıyorum. Peki böyle içte bir yerlerde gerçekten birine bağlanırsam, gerçekten birine yatırım yaparsam beni özebilir, bırakabilir, insanlar böyle diye düşündüğün oluyor mu? Ya yaptım hocam onu. Dediğiniz gibi oldu. Ne oldu? Hani bir 2 yılımı falan verdim bir kişiye. Hı hı. Hani dün gece rüyamda gördüm, çocuğu oluyordu, evli. O yüzden artık pek öyle biriyle şey yapmayı düşünmüyorum yani sevgili olarak. Sütten ağzı yanan falan aynen, yoğurdu. Aynen o hesap. Öfleyerek yani. Hesabı olur. Ya ama isterim, niye istemeyeyim? Hani şöyle bir kişi bunu bana yaptı diye diğer bir kişi de aynısını yapacak diye bir şey yok. Kimseyi bu sıfatla yargılamam ama şu an öyle bir isteğim yok. Kimseye de güvenmiyor musun yoksa? Yok, güvenden yana da sıkıntı yok. Güvenirim ama az önce arkadaş bir güven problemi yaşatmış. Hani karşımdaki bana mesela ufak bir saygısızlık olur, güvensizlik yaptığı zaman direkt sohbeti keserim yani, gerek yok. Evet. Peki şöyle bazıları şey der. Ben böyleyim, beni kabul edeceksin. Ben uyum. Değişmem ben. Öyle misin? Ya bilgisayar oyunlarını çok severim hocam. Mesela konuştuğum kişiler hani şey yapıyor, ne yapıyorsun diye oyun oynuyorum diyorum. Ya sıkılmıyorum 7-24 oyun oynuyorum falan diyor. Ya niye sıkılıyorum diyorum. Sembolik ateş ediyorum falan. Hani yanıma geliyor mesela, tamam oturur sohbet ederiz. Bir saat iki saat otururuz. Ya ama sonra ben yine bilgisayara dönerim yani, ne yapacağım sen de 3 saat 5 saat. Ne yapalım? 3 saat 5 saat ne yapalım? Canım sıkılıyor hocam yani. İllaki sohbet güzel oluyor. Devamı geliyor çay ama... Çay iç, kahve iç, İstiklal Marşı falan, ha, açılış kapanış falan. Ama bir zaman falan. Sonra benim için bilgisayar oyunu hani ya oynamam lazım artık. Hani bir de arkadaşlarımla birlikte oynadığım için arkadaşlarımı gerçekten hani daha çok değer veriyorum sanırım bu konuda. Hani sohbetimiz bile yetiyor bizim için. Peki mesela şey olunca da bazı partnerler de şey yapar. Bir sorun çıkınca hemen tövmeye çalışırlar ya da konuyu kapatmaya çalışırlar falan. Mesela bağlanma sorunu olanlar bunu da çok yapar. Sorunun üstünü kapatmaya çalışır genelde. Başka bir konu, başka bir şey getirerek. Ya da çözmemek için başka bir işim var, başka bir şey yaparım. Ya da ne bileyim çok işle uğraşabilir, çok bir şeyle ilgilenebilir. Sorunları çözmemek için kafasını başka bir şeyle meşgul eder. Sık sık başka işlerle uğraşır. Var mesela böyle çok işkolik olan, ben sürekli kafamı bir şeylerle dağıtmak zorunda kalıyorum. Ya da hemen yalnız kaldığımda bir arkadaşımı arıyorum, konuşuyorum. Hiç yalnız kalamıyorum. Hemen WhatsApp'tan yazıyorum birilerine. Ya da hemen oyuna kaçıyorum gibi.
Seninki bariz kaçmaydı. Direkt oyuna gidip kafanı dağıtmak. Var mı böyle? Ben değilim ama benim bir arkadaşım öyle. Mesela en ufak sorununda, yani ufak değil, kendince büyük olabilir tabii ama bizim açımızdan ufak gözüken sorunlarda mesela bir geriden yürüme ya da ne bileyim sürekli telefonla konuşma ya da ne bileyim susma gibi davranışlar var. Bir tartışma olduğunda mı oluyor öyle ya da bir sıkıntı olduğunda mı? Keyifsiz bir konu konuşulduğunda mı? Evet, onu rahatsız edecek bir şey konuşulduğunda ya da bir olay olduğunda, ki zaten arkadaşımla hani ben telefon bağımlılığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü santral gibi bizim yanımızda hiçbir sıkıntı olmadığı zaman da yürürken telefonla konuşuyor. Konuşuyor gibi yapıyor. Sürekli. Falan. Belki de öyle yapıyor. Biz de konuşmak istemiyor, bilmiyorum. Hepinizden nefret ediyorum ama bahanem yok falan. Şimdi şey demiştik. Sık sık kaçınmacı yapıda olanlar, sorunu çözmeden bertaraf edenlerin hatta bağlanma problemi olabilirler. Onlardan biraz bahsetmiştik. Bir diğer önemli sorun da, şimdi bakıyorsunuz küçük bir sorun çıktı da hemen istiyorsam ayrılalım, bitsin, zaten olmuyor gibi cümleler. Ya da zihninizde sürekli bitirsem mi, bitirmesem mi? Sürekli bir ayrılma fantezisi, ilişkinin bittiğini düşünme. Var mı öyle? İlişkisi devam ederken sık sık ayrılığı düşünen, sık sık kopmayı düşünen. Ne oluyor? Günün dertlisi sen. Ya ayrılık değil de hocam, biraz ayran gönüllülük diyebilirim yani buna. Ve ufak bir gözüme batan bir konuda, hani hoşlanmadığım bir davranışta falan soyup hemen başka bir alternatife geçişim falan geliyor yani. Şöyle daha yerleşik hayata geçmedim, ben göçebeyim, bir de oraya gideyim falan. Ya hani şey var, her parmaktan bir bal falan, hani ya biraz sorun, ona kayıyor gibi oluyor. Sorun çözmektense ya da durumu anlamaktansa en iyisi orada bırakmak. Değil mi? Evet. Hani açıkçası. Çünkü uğraşacağımı değeceğini düşünmüyorum. Peki hiç uğraştığın oldu mu? Evet. Ne yaptın? Hocam çok şey yaptım ya. Hani çok şimdi... Çok şey yaptım işte. Instagram'dan takip ettim. Yok öyle değil. Hani ya şöyle en basit bir örnek vereyim. Tartışmıştık sevgilimle. Ayrılmıştı benden. O Burdur'daydı. Ben de Bursa'daydım. Hani sürpriz olsun diye işte çalışıyordum, bir de o zaman izin aldım. Gece 12'de çıktım işten. 12.30'da otobüse binip Burdur'a geldim. İşte sabah 6.30-7 arası Burdur'daydım. Annesiyle babasının gitmesini bekledim kapılarının önünde. Sonra 11 gibi mesaj attım. Hani bizim bir ana albümümüz vardı. İşte al onu getirdim tarzında söyledim. Aşağı indirdim. Sonra karşısına çıktım. Bana şey yaptı. Burada ne işim var? Orada zaten benim bir halay çekecektim gitti falan. Aynen. Ondan sonra zaten bir daha işte dedim hani değmez herhalde. Böyle. Hayal kırıklığı mı hissettin orada? Evet. Ya, kim hissetmez ki hocam öyle bir durumda, hani kalkmışım gitmişim, üstümü bile değiştirmedim yani, iş kıyafetlerimle falan gitmiştim. Şimdi bazen böyledir gerçekten, siz bir şeye inanırsınız, kötü, olumsuz bir şeye ve başınıza o gelir. Bazen de biz ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı oraya süreriz. Ama bazen de gerçekten hayatımızda olan kişi bize böyle davranışlar sergileyebilir. Eğer olumsuz davranışlara maruz kalıp halen sürdürüyorsak problem var. Eğer bitirebiliyorsak ve sağlıklı bir şekilde ayrılabiliyorsak orada bir problem yok. Peki bazıları da şey yapıyor böyle. Benim kimseye ihtiyacım yok, ben kendime yeterim. Öyle çok ayaklarının üstünde durmaya çalışır. Aşkta da, ilişkide de, arkadaşlıkta da, işte de hep kendisi her şeyi yapmaya çalışır. Biriyle böyle bir bağ kurayım, onunla bir şeyler yapayım. Olmaz. Bunu yapmak istemezler. Şimdi bu da yine bir bağlanma problemiyle ilgili. Böyle insanlara mutlaka denk gelirsiniz. Ya da arkadaşlarınızın ilişkilerinde görürsünüz. Hep böyle bir bireysellik. Ben kendime yeterim. Ben tek başıma yaparım. Benim kimseye ihtiyacım yok. Sanki sizi ilişkiye almayacakmış gibi hissettirir. Bir kapının ağzında durduruyor. Yani böyle ihtiyacı olunca içeri alıyor, ihtiyacı olmayınca çıkartıyor gibi. Ya da siz böyle yapıyor musunuz? Yani böyle alıp almama konusunda kararsızlık yaşıyor musunuz? Ben aslında bireysel bir insanım. Tam olarak öyle düşünüyorum ama aslında karşı tarafa bunu hissettirmek istemiyorum. Yani karşı taraf tabii ki de bunu hissedebilir dediniz ya. Hani girmek istemiyor kapıdan içeri diye. Aslında öyle değil. Aslında belki o kapı zorlansa biraz, belki ben de bir şeyler aşabilirim. Yani iki taraf düşünmek lazım belki. Şimdi şöyle konuda. Bazen de biraz şey istiyoruz. Biraz daha zorlasın. Bizi isteyen, bizi sevecek kişinin daha çok uğraşması gerekiyormuş gibi, daha çok isteyen taraf olması gerekiyormuş gibi hissederiz. Sanki o bunu yapmayınca bizi yeterince istemiyormuş. Bazen de sevilmezlik duygumuz devreye giriyor. Birinin bizi sevdiğini hissedebilmemiz için daha fazla enerji ve emek harcaması gerekiyor.
Ya da bir anda böyle çok ilgi, çok sevgi gösteren kişiler bize çekici gelebilir. Aslında bir anda yükselen, bir anda çok fazla ilgi, sevgi gösteren birinin bağlanma problemi olabilir. Çünkü bir anda da onu çekebilir. Çünkü mantıklı ve kararlı bir şekilde gelemeyen bir kişi mantıklı ve kararlı bir şekilde de gitmekle ilgili sorunlar çıkartabilir. Geldiği gibi giderler sözü var ya, aslında biraz da onunla ilgili. Şimdi biraz şeyden bahsettik, işte bağlanma problemiyle ilgili. Can Yücel'in bu konuyla ilgili çok güzel bir şiiri var. Bağlanmayacaksın hiçbir şeye öyle körü körüne. O olmazsa olmaz demeyeceksin diyor. Yani burada aslında biz bir şekilde hayatımızı sürdürürüz. Yani tek başınıza bir yere kadar sürdürebilirsin. Ama önemli olan insan olarak ihtiyacımız olan o bağ kurmayı, biriyle ilişki kurabilmeyi sürdürebilmek. Birini hayatımıza alınca hem onun ihtiyaçlarına ulaşabilmek hem de kendimizi ortaya koyabilmek. İlk başlarda şey demiştim. Bağlanma psikolojik bağışıklık sistemimizin kalitesini oluşturur. Aslında ilişkilerde zorlanan, ilişkilerde partnerini nereye koyacağını bilemeyen ya da kendisi nerede duracak bunu tam belirleyemeyen, duygularını ifade edemeyen, her küçük sorunda ayrılığı düşünen kişilerde bağlanmayla ilgili zorluklar olabilir. Bunlar ilerleyen zamanlarda çocuklarla ilgili de çok sıkıntılar yaşayabilirler. Söyle. Bazı ilişkilerde de şöyle problemler oluyor. Hani bağlanmayla alakalı mı bilmiyorum ama sevgiyi ve sahiplenmeyi sürekli karıştırıyorlar. Hı hı. Yani bu da bana göre yanlış bir düşünce olarak geliyor. Merak ediyorum, hani bu da bağlanmayla ilgili mi? Kontrolle ilgili. Şimdi terk edilme korkusu olan kişiler partnerlerini elinde tutabilmek için çok aşırı sahiplenici, kıskanç ve kontrolcü davranabiliyorlar. Aslında sevginin biraz da kirletilmiş halidir o. Belki de çok kirletilmiş halidir. Çok kontrol etmek, aşırı kıskanmak, aşırı sahiplenmek sevmekle ilgili değil. O içteki kişinin terk edilme korkusu, yetersizlik ve reddedilmeye olan aşırı duyarlılığıyla ilgili. Bu bağlamda eğer varsa böyle bir içsel inancınız, oralara bir el atmak gerekir. Başka? Bitti. Evet, bugünkü programımızda bağlanmayla ilgili konuştuk. Bağlanmayalım mı diye elbette ki bağlanacağız. Bağ kurmak insanın en önemli ihtiyaçlarından birisi. Hatta dünyanın neresine giderseniz gidin, hangi ırktan, hangi inançtan olursanız olun, bağ kurarız. Gruplarla bağ kurarız, bireylerle bağ kurarız, işle, fikirlerle bağ kurarız. Ama bağ kurmamız gerekiyor. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olup yorum yapmayı unutmayınız.